Merhabalar, Eymen Obi Tasarım'ın sunduğu Tasarım Evi bu hafta mistik bir havayla başlıyor. Biliyorsunuz ki Şebi Arus haftasındayız ve Şebi Arus haftasına yakışan bir program yapmak istedim. Bu hafta size keçenin nasıl yapıldığını göstereceğim, keçeyle neler yapabileceğimizi göstereceğim. O yüzden ama sizi bu havayı solumanız için önceden bir dış çekim yapmak istedim. Güzel bir yağmur, açık bir hava. Mevlana karşımda, semazeni yanımda, böyle mistik, duyuyorsunuz güzel sesi de bu şekilde başlamak istedim. Şöyle kameramanımla birlikte ilerlemek istiyorum ve sizlere buranın havasını solumak, solutmak istiyorum. O yüzden şöyle devam ediyorum. Burası Mevlana'ya yakın bir yer, Gülbahçe, hoş bir ortam var. Ben Eymen Obi'de keçeler de var. Bu keçelerle neler yapılabileceğini gösterecektim. O yüzden keçenin tam yuvasına gelmek istedim. Hem bir röportajımız hem de güzel bir çekimimiz olsun istiyorum. Şöyle yavaştan gidelim Yunus Bey. Ortamı göstererek. Çok hoş bir ortam. Gerçekten beni mest etti. Sizler de bu havayı yaşayın istedim. O yüzden buradayız. Şöyle ilerliyorum. Evet. O kadar güzel, o kadar farklı, öyle bir değişik ortamı var ki gerçekten beni o mistik havaya tamamen girdirdi. Sizleri de bu Şebi Arus haftasında bunu yaşayın istedim. Beraberce o havaya girelim inşallah. Evet, üzerimde gördüğünüz gibi keçeden bir yelek ve güzel bir flör var. Şu şekilde tam semazenli falan bir flör tercih ettim. Umarım güzel gözüküyorumdur. Bunların nasıl yapıldığını öğretemiyorum maalesef. Çünkü gerçekten çok uzun, çok uzun bir süreç. Bu benim programıma yetmiyor. Ama çok hoş şeyler yapacağız yine. Bunların hepsini Eymen Obi Tasarım'da tamamen malzemelerini bulabilirsiniz. Ama ben size mistik havayı soluyun diye burada çekim yapıyorum. Şöyle gidiyoruz. Şu şekilde kapıdan girerken bir devri selamı vermek istiyorum. Hu diyorum ve artık giriyorum yavaştan içeriye doğru. Tamamen görüyorsunuz böyle eski giyimler, keçeden neler yapabileceğini gösteren ürünler. Biliyorsunuz ki keçe insana enerji verir, kötü enerjiyi tamamen alır. Ben de zaten bu ortamda bunu yaşadım. Ses tonundan da fark ediyorsunuz. Normalde çok böyle hareketli birisiyimdir. Ama bugün böyle biraz daha yavaş ve sakin konuşmak istiyorum. Çünkü hem ortamın verdiği şeyle hem de buranın böyle o hani babaannelerin sandığı açılır. Bir koku gelir ya size. Böyle yumuşatır, eskiye götürür. Ya böyle ne bileyim hani burnunuzu gıdıklayan o koku. Şu anda ben onu yaşıyorum. Gerçekten bir sabun kokusu alıyorum ki çok hoş. Öyle burası değişik ya, değişik bir ortam. İnşallah size tam olarak yaşatıyorumdur. Evet, pirimiz de burada. Böyle bakar mısınız? Şimdi ürünleri tanıtacağım. Daha fazla konuşacağız ama ben önce biliyorsunuz ki her zaman işimdeyimdir. O yüzden şimdi hemen işe başlayacağım. Sonra buraları size tamamen tanıtacağım. Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine, işte o zaman kusursuz olursun. Evet,
Mistik bir ortam. Sesimizi duyuyorsunuz. Neyicimiz var. Çok güzel üflüyor. Çok teşekkür ediyoruz burada. Bizi kırmadı. Ve çok fazla kameralara alışkın değilim ben. Lütfen çekmeyin dedi. Saygı duyuyorum. Sadece onun sesini duyun. Zaten sesi kendi güzelliğini bize aksettiriyor. Şimdi başlıyorum. Nedense Şebu Aruz'dan mı, Mevlana'nın topraklarında olmamdan mı sesimi bir türlü yükseltemiyorum. Bu şekilde kullanmak istiyorum. O yüzden şimdi kızların yanına gidiyorum. Kolay gelsin kızlar. Çok güzel bir ortam. Böyle semazenler bolca önümde. Evet. Merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Şu an semazen yapıyoruz. Tam haftanız değil mi? Evet. Koşturmalı. Merhabalar tatlım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, ne güzel. Hem kendiniz güzel, hem yaptığınız iş çok güzel. Sizi birazcık tanıyalım, hem aileniz görmüş olsun. Beyza Sarıca. Burada çalışıyorsun. Evet, burada çalışıyorum. İşini severek yapıyorsun. Çok severek tabii yapıyorum tabii ki, evet. Çok güzel. Seni de tanıyalım. Gülhan Ünlü ben de. Burada 1,5-2 yıldır bulunuyorum. Hı-hı. Ben de işimi severek yapıyorum. Ne Keçe güzel. Çok güzel değil bir mi? İş. Evet. Gülhan böyle ismin de böyle bir güzelmiş, ortama uygunmuş. Bir değişik geldi böyle, hoşuma gitti. Şimdi kızlar, benim programımı biliyorsunuz ki tamamen neyin nasıl yapıldığını öğreten bir program. O yüzden böyle sizden hızlıca bu işi yapmanızı istiyorum. Ben kendim burada tesbih yapacağım. Ama siz de bir semazen gösterin bize. Hemencecik yapalım. Şöyle beraberce. Ben şuradan bir şöyle koltuk çekeyim size. Evet hayatım. Bir de etek altı var. Oradan alabiliriz. Tabii ki, onu da vereyim. Buyurun. İstersen var ya sen eteği yap. Ben de bunu yapmayayım. Şimdi o altındaki yuvarlağı yapıyoruz. Tam bir semazenimiz şu anda var önümde. Şu şekilde göstereyim seyircilerime. Şöyle, hatta şuradan şöyle döndüreyim. Ben de bir sema yapsın elimde. Evet, buradan da çıkaramadım. Şöyle çıkarayım. Şöyle dönmedi. Evet, çok güzel. Şimdi bunun etek tarafını yapıyoruz değil mi? Güzel. Evet, evet, etek tarafını yapacağız. Silikonla dört tarafına silikonu sıkıp elimizle katlayacağız daha sonrasında. Bakar mısınız? Elin alışkanlığı ortada. Hemencecik yap. Silikonun tabii sıcaklığından biraz tutması geç olabilir. Evet, o yüzden evet. Tutmak gerekiyor. Evet, tabii. Elimizde tutmak Hı-hı. gerekiyor Onu bir süre. Onu istersen ben tutuyorum. Şöyle. Tabii. Şekilde bekletiyorum. O etek hani şu dönüyormuş havasını vermek için yapıştırdı ve bekliyor şu an. Şöyle ben tutuyorum. Tabii. Sonra üzerinden. Evet. Şimdi de üzerinde şu şekilde içini dolduracağımız için biz bunu sadece kenarlarına sıkıyoruz bu sefer. İçini yünle dolduracağız biraz daha hareketlendirmek için. Hı hı. Şu şekilde yapıyorum. Bunu da böyle kapatıyorum. Ama bunu da aynı şekilde tutmak gerek. Evet. Tamam. Silikon sıkmadığım yerler kapanmıyor. Hı hı. Bu karın kısmı olan yerler. Bu şekilde bunu da böyle tutuyorum. Bu da silikon olduğu için biraz elde tutmak gerekiyor birleşmesi için. Bu da böyle birleşiyor. Çok güzel. Bu da üstte oluyor. Şöyle. Aa, harikasın. Sonra içerisini dolduruyoruz. Evet. Evet, sonra içerisine biz bunların keçe parçaları koyuyoruz. Hı-hı. Kullanmadığımız keçeler. Aynen, çok güzel. Değerlendiriyorsunuz. Evet, değerlendiriyoruz. Zaten en önemlisi o. Elinizdeki malzemelerden bir şeyleri tamamlamak. Yani her şey sıfırdan alınabilir. Evet, her şeyin hazırı var. Her şeyi güzelce yapabilirsiniz. Ama elimizdeki malzemeyi yaparak yani bir şeyler kazanırsak hem maddi hem manevi kazanç sağlamış oluruz. Hem de boşa harcanılan ürünler olmamış olur. O yüzden çok hoşuma gitti. İçerisine artık keçeleri koyuyoruz. Evet, artık keçeleri ya makasla ya bu şekilde elimizle dolduruyoruz. Artık keçeler. Makasla daha kolay doluyor da şu an makasım yok. Tamamdır. Yani doğal artık keçeyi... Kızları zora soktuğumuz için. Evet, arkadan gelen sesten dolayı konuşmayı unutuyorum maalesef. Yani beni alıp götürüyor. Sizleri de bence alıp götürüyor. Tamamdır. Onu kesiyoruz. Sonra üzerine bu yaka kısmını yapıyoruz. Evet. Tamam.
yakalar ya. Ben size vereyim şöyle. Buyurun kızlar. Şunları da vereyim. Aynen. Bunu da aynı şekilde silikonla. Silikon tabancası bizim kurtarıcımız. Şu şekilde yapıştırıyoruz. Evet. Tamamen. Böyle oluyor. Evet. Eteğinde eteğe yapıştı artık. Şöyle evet. Göstereyim. Tamamdır. İçi dolmuş olan şurada bir hazır ürünümüz var kızlar. Evet. Ben görüyorum. Onu şunu da şöyle bırakayım. Şimdi buna şey yapabiliriz. İçi dolmuş bunu. İp geçirme kısmını gösterelim biz onlara. Evet, asma yeri. Evet, asma yerini gösterelim. Şurada iplerimiz vardı. Var mı orada yedik? Misina mı, ip mi? Evet, misina. Tamamdır. Burada hazır kesilmiş vardı. Tamam. Ney sesi? Mest ediyor. Böyle kızlar. Hiçbir sorun yok kızlar. Çalışırken herkesin başına geliyor bunlar. O yüzden ben hani hiç ilginç karşılamıyorum. Evet. Şimdi iğneyi aşağı taraftan geçiriyoruz. Sina ile birlikte. Daha sonra kendi yaptığımız keçe kafalarımız var. Derviş kafaları. Onları buradan geçiriyoruz. İkisini birlikte. Daha sonra misinalı olmuş oluyor. Bu şekilde olmuş çok oluyor. Çok güzel. Evet. Evet. Hemen hemen tamamlamaya doğru gidiyoruz. Evet. Sonra da zaten eteğini geçiriyoruz. Evet, bu öyle. Da eteğimiz. Bunu da biz daha hızlı olsun diye hızlı yapıştırıcı ile yapıyoruz. Evet. Şu şekilde kapatıyoruz. Bunu da aynı şekilde biraz bekliyoruz. Böyle bir semazenimiz oluyor. Kafasını da yapıştıracağız evet, tabii. Evet. Daha sonra da bunların bellerine keçelerden yine bel çekiyoruz bir de. Evet. Daha orijinal hem olması orijinal için. Orijinal duruyor. Evet. Hem de oradaki pisliğimizi kapatmış oluyor. Evet, değil mi? Evet. Saklıyoruz oradaki birleştirmeyi. Evet. Çok tam güzel. Bir bütünmüş gibi gözüküyor. Oluyor. Evet. Mükemmel oldu. Teşekkür ederim. 5 dakikada Beşiktaş diyorum. Becerikli bir kız. Vallahi harikasınız. Ellerinize sağlık. Bakar mısınız? Anında tamamladılar. Vallahi ellerine sağlık, hayran kaldım. Ne güzel, özellikle gençlerin bunlara önem vermesini çok seviyorum. Bakın bunları hiçbir şey yapamazsanız bile. Atıyorum Konya'dan Ankara'ya gittiniz, İstanbul'a gittiniz. Çok basit bir şekilde ayarlayıp giderken eliniz boş gitmemeniz ne kadar güzel olur değil mi? Üstelik onlar da Konyalılarsa arabalarına, evlerine, muhakkak iş yerlerine bunu asarlar yani. Bilmiyorum asmayacağı düşünemiyorum. Hem de çok güzel, çok orijinal bir hediye. Üstelik keçe. Yani bence çok güzel. Çok teşekkür ederim kızlar. Ellerinize sağlık. Biz çok sağ olun. Çok memnun olduk. Biz de çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Biliyorsunuz ki hala o keçe evindeyiz. Çok güzel bir ortam var. Önce semazenlerimizi yaptık. Şu anda da keçeden bir tesbih yapalım istedim. Neyimi mecburen susturmak zorunda kaldım. Çünkü burada birazcık çok konuşacağım. Öbür tarafta konuşmuyorum. Ney sesini dinleyin diye. O ortamı beraberce yaşayalım diye ney sesine önem vermiştim. Şu anda konuşacağım mecburen. O yüzden kapatmıyorum. Ney sesini kapattırıyorum daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Ney sesi şu anda kapalı. Şimdi geçiyorum. Bakalım. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Böyle çok beceriklisiniz. Hayran kaldım. Ustamız sayesinde. Yani. Ay maşallah. Çok güzel. Önce seni tanıyalım güzelim. Ben Esma Yılmaz. Ben 7 yıldır buradayım.
Maşallah, maşallah. Çok kızarım ben yani. Dinlendirdim. Minicikken başlamışsın herhalde. Yani evet. Çok güzel. Öyle. Şimdi işte Sebaru'dayız, o yüzden çok ıslak çalışma yapmıyoruz, kur çalışma yapıyoruz. Evet, güzel. Tespitler çok ilgili, tespit yapıyoruz sürekli. Çok güzel. Şöyle bir durum var. Islak çalışmalar da var burada. Özellikle sikkeler, işte onun baş sarmaları falan filan çok böyle işçilikli ve zaman alan ürünler. Şu anda aktif olarak o şekilde çalışmıyorlar. Şebu Aruz haftasındayız ve gerçekten buraya sürekli bir grup geliyor. O gruptan dolayı bir türlü geçemedik. Ondan sonra ben yapamadım. Dedim ki ıslak çalışmayalım o zaman. En çok tercih edilen ürünleri çalışalım. Hem de burada seyircimiz görsün. Evinde de eğer varsa bunları yapabilsinler istedim. O yüzden de şimdi tesbih yapıyoruz, değil mi? Çok güzel bir şey. Bence erkeklerin çok dikkatini çekiyor. O yüzden şöyle bir tesbihi göstereyim, bir göstereyim. Bakar mısınız? Çok hoş olmuş. Ellerine sağlık evet, ya. Doğal. Zaten ikide stres al. Bunu çektiğiniz zaman stres al. Elin teriyle de pişer bu. Daha değil da mi? Küçülür. Daha da küçülür. Aynen. Sertleşir. Evet. Keçenin araştırmalarına göre. Var. Evet, değil mi? Tamamen burası böyle anlatıyor. Şöyle bir göstereyim seyircime, tam yakından şöyle gösteriyorum. Keçenin şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz ki kesinlikle kötü enerjiyi alıyor. Stresimizi tamamen yok ediyor. O yüzden şöyle toplar haline getirilmiş bir keçemiz var. Ve çektikçe nem ve sıcakla, değil mi? Evet, elimizdeki aynen. O nem ve sıcak bunu pişirmeye devam ediyor. Bu toplar daha da küçülüyor. Hem biz bunu ne kadar çok elimizde oynadığımızı göstermiş oluyor. Hem de bizim stresimizi tamamen attırmış oluyor. Başında da şöyle imame olarak sikke yapılmış. Çok hoş. Sikkenin bir özelliğini anlatmak istiyorum hazır buradayken. Tamam. Ya da sen anlat. Siz anlatın. Ben mi anlatayım? biliyorsunuz ki sikke şu anlama geliyor. Dervişlerin başlarında dönerken kullandığı ürün, özellikle şu başındaki şapkası. Şurası da onun kaç yıllardır bu sanatta, yani bu işe ya da Allah aşkıyla yandığına gösteren sargıdır. Bu kalbe doğru gider, değil mi? Bu aynen. Kalbe doğru gider. Kalple başın bağlılığını gösterir. O yüzden burayı o kadar güzel anlatmışlar ki bu minicik, minyatür ürünle. Ben çok net gördüm. Sizler de umarım görüyorsunuzdur. Çok hoşuma gitti. Ellerine ve fikrine sağlık. Çok başarılısın. Çok büyük bir başarı gördüm burada. Ama bunun yapılamayacağı hiçbir şey yok. Değil tabii mi? Yapılır. Şunu mesela, şunun şurası da keçe, bunu evimizde. Evet. Şu şekilde yaparak hazırlıyoruz. Sonra yoğurarak, şurası, değil mi? Aynı bir hamur yuvarlağı kurabiye yaparak. Aynen öyle. İyicene yaptığımız zaman sertleşiyor. Sonra da etrafını bir şerit yardımıyla sarıyoruz. Destar biçiminde. Evet, destar deniyor. Doğru, çok güzel. Çok hoş. Ben de yapmak istiyorum. Siz tabii ki. Ben bir aynen alayım şöyle. Top yaptıralım. Aynen, toptan başlayalım. Aslında hazır toplarımız var. Çünkü çok fazla vaktimiz yok. Biliyorsunuz ki programımızın kısıtlılığı size böyle her şeyi tam anlamıyla gösteremememiz anlamına geliyor. Burada hazır toplarımız var. Bir de yani bunların kuruma aşaması var. Aynen. Şebari hazır olması aynen, lazım. Aynen Şebari. O yüzden de önceden hazırladık, önceden değil mi? Hazırladık. Harikasın valla. Şöyle elimde yün var. Yün evet, keçe. Yün. Yani yün deniyor. Koyun yünü değil mi? Bu bir keçe değil. Bunun pişmiş hali keçe diyoruz. Keçe diyoruz. Aynen. Bunu açıklayalım aslında. Bu yün. Şimdi, şu keçe. Tamam, harikasın. Elimdeki yün. Koyundan alınmış bir yün hazır olarak. Hı. Ama onu şekilli hale getirdiğimizde keçe boyutuna geçmiş oluyor. Mesela üstümüzdeki evet, keçe, bu ıslak evet. Keçe zaten. Islak keçe. Bunu senden söz alacağım. Senden söz alacağım, bunu yapacağız. Yaparız. Teşekkür ederim. Yani o da mesela sabunlu suyla tek tek şöyle yapılarak yapılıyor. Yani baskı ya da boyama değil bunlar. Evet, aynen öyle. Çok şık, çok şık. Yakından gösterdim aşağıda. Seyircilerim gördü. Ya tek tek bunlar böyle yapılıyor. Böyle iplikle birleştirilmiş. Siyahını atıyoruz. Harikasınız İpek ya. Çok başarılı tamam, gerçekten. Yani. Ve bunu yapamayacağınız hiçbir şey yok. Evde su, sabun, ılık su ve yün varsa iş bitmiştir. Tamam. Bitti. Çünkü iğne, iplik zaten hepimizde var. Şimdi elime yünümü aldım.
bunu bu şuraya geçeyim. Şurası daha yakın. Şöyle yürüme aldım. Evet. Bunu sonra şöyle bir kıvırıyorum değil mi? Tula yapıyorum. Şöyle küçük küçük. Şöyle küçücük küçücük yuvarlıyorum. Şöyle gösteriyorum. Evet. Daha da küçük yapsam. Evet. Şu anda yaptım. Elini de biraz şöyle çeviriyoruz. Ne kadar çok hamur yoğurduysam artık böyle hemen yapıverdim. Sonra bunu sabunun suyumuza batırıyoruz. Evet. Şöyle biraz sıkayım. Böyle kurabiye yapar gibi böyle bayağı çeviriyoruz. O kadar güzel ki gerçekten böyle kötü enerji aldığı çok belli. Neden biliyor musunuz? Hani böyle yaparken böyle yumuşak yumuşak, rahat rahat böyle dönüyorum. Hani böyle çok rahat. Tam anlamıyla şöyle yuvarlıyorum. Bunda gerçekten ne denir ona, beze yapmak çok önemliymiş hamurda. Tabii. Topalak gibi. Değil mi? Aynen topalak gibi. Vallahi karnımız acıktırıyor. Sabah sabah böyle güzel güzel. Bu yün böyle pişirdikçe yani keçeleştirdikçe sertleşiyor. Sertleşiyor değil mi? Şu an ben de yani hissetmeye kadar, başladım. Ne kadar yaparsanız o kadar sertleşiyor. Şu an ilk elime aldığımda dediğin gibi yumuşacıktı. Şimdi böyle elimde bir şeyler hissetmeye başlıyorum. Mesela bunun fazla suyunu sıkabiliriz. Hı-hı. İçindeki fazla su da pişmesine ben engel fazla, olur. Doğru. Ben fazla su almamışım. Elim ıslanmamış bile, fark ettin mi? Minicik. Evet, böyle şöyle yuvarlıyorum, yuvarlıyorum, yuvarlıyorum ve top haline getirmiş oluyorum şöyle. Evet, şu şekilde. Seninki geldi. Seninki de gelmiş. Şöyle gösteriyorum. Alabiliyorsun değil mi Yunus Bey? Böyle, çok güzel oldu. Tabii ki bunlar şu an ıslaklar. Evet, bunları sana ıslak. Artık oyalamış olduğumun hediyesi olarak veriyorum, tamam mı? Şimdi burada hazır olarak var ürünlerimiz, çok güzel. Ve hemen başlamak istiyorum. Tabii ki bir tesbih ipimiz var. Ha, evet. Geçirdik şöyle. Biz genelde 33'lü yapıyoruz. Hı-hı. Nadiren de 100'lü yap- 99'lu 99'lu yapıyoruz. 99'lu, evet, İmam Esri'yle birlikte 100. Şimdi 11 diziyoruz. Tamamdır. Hemen senin bizim... renkte alırsın. Ben ekranda hoş çıksın diye şunu, ya da ben maviyi çok severim, mavi tabii ki. Şöyle yapıyorum, geçiriyorum. 11 tane geçiriyorum hemen. Şöyle. Ay çok güzel ya. Ya var ya, bunu yapıp hediye etmek, biliyor musunuz? Bu tesbihi A'dan Z'ye ben yaptım demek herhalde mest olmak demektir. Çok güzel, çok şık. Bilmiyorum ama ben çok beğendim. Tabii şu an erkekler hep tesbih koleksiyonu yapıyorlar. Değil mi? Değil mi? Bence de keçi olması lazım bunun içinde. Aynen katılıyorum sana. Şöyle. Şuradan 2, 4, 6, 8. Ve 11. Tabii bir de ektiklerim var. Hızlı yaptım. Her şeyi hızlı yaptım. Ne kadar belli. Önce iğneye geçirdim. Sonra ipe geçirdim. Yani niye bu kadar hızlıyım? Hiç anlamıyorum. Her şeyi hızlı yaparım böyle. Şöyle geçirdim. Sonra arasına bir tane boncuk koyuyorum. Birazcık öbürlerinden büyükmüş. O dikkat çekiyor. Şu. Olsun. Boncuk siyah istiyorum ben. Tamam. Ya da açık mavi mi kullansam ki? Beyaz da olabilir. Açık beyaz da olabilir. Aynen beyaz kullanayım hadi. Şöyle geçtim. Sonra tekrardan bir 11 daha yapıyorum. Aynen. Değil mi? Tekrar bir 11 daha yapıyorsunuz. Aynen. Böyle. Evet. Bunları benim seyircim de çok becerikli. Çünkü bana hep fotoğraf atarlar yaptıklarını göstermek için. O yüzden bunu da artık bekliyorum, fotoğraflarınızı kesinlikle. Yapar benim seyircim diyorum. Çünkü gerçekten yün muhakkak vardır evlerinde değil mi? Yün yani olmayabilir. Olmayabilir. Bizden gelip alsın. Alsın. Aa, evet olabilir. Aynen Eymen o bir burası. 6, 7, 8. Hem de bizim buraya gelip fotoğrafta çekilebilirler. Değil mi? Aynen. Çok güzel bir ortam. Burası çok güzel bir ortam. Çok mistik bir ortam. O havaya tamamen girdiriyor. Tam bir Şebu Arzu gerçekten hissediliyor. Çok hoşuma gitti. Çok mest oldum. Şöyle bir kremmiş. Şöyle beyazımı alayım. Bunu da aldım. Ve bir 11 daha. İpimi ayırmam lazım değil mi bir tanesini? Çekersiniz de bir tek kat zaten.
tek kat olsa yeterli. Çünkü ben aslında sağlam olsun diye iki kat yapacaktım. Şimdi beyler biraz hızlı erkeklerdir. Koparırlar diye herhalde. Kopmaz diye düşünüyorum. Şöyle çekiyorum. Evet, geliyor. Şuradan da şöyle. Ay çok güzel. Evet, bir 11 daha yaptım mı bu işi tamamlamışım anlamına geliyor. Evet. Ben sizin listemiz hazırlayayım. Tamam. 8. Kapalı olarak lale, semazen, sinik vav var. Hangisini istersen? Vav olsun. Elif vav olsun. Ve herhalde 11. Böyle bir sessizlik oldu. Keçi rahatlattı mı ne? Olabilir. 8, 10, 11. Evet. Şu anda ben tamamladım işimi. Gördüğünüz gibi tamamen gelişigüzel bir şekilde geçirmişim. Ama şurayı çok sıkıştırmışım değil mi? Zaten açılır şimdi. Açılır aynen. İki şöyle. Hı hı. Evet. İçinden geçireceğiz. Ay rengi çok güzel oldu. Değil mi? Rengi çok hoş. Şu anda birbirleriyle birleştiriliyor. Evet. Bugün böyle bir seyirci olasım var. Bugün nedense bir yapasım yok. Sadece izleyesim var. Şimdi buraya bir tane mavi takıyoruz. Tamamdır. Hemen başlık olarak bir mavi takıyorum. Şöyle biraz büyük tercih edeyim oraya. Şöyle tamam. Yapalım. Aynen çıktı. Tekrar takayım onu. Evet. Hiç de beceremem. Biliyor musun? İğne ipten. Yani beceriksizliğimden mi, gözüm görmemezliğinden mi onu bilmiyorum. Ben takayım mı? Şöyle. Aa taktım. Şekilde. Şimdi üstüne şundan takalım. Takıyoruz. Evet, kilitleme aracı. Bunlar tamamen takı malzemeleri ters. Değil mi? Ürünler. Bunu da böyle yaptım. Ama geçmiyor buradan. İğnem kalınmış. Şöyle yapalım. Ben şu an iğneye gerek yok. O ucunu yapalım istersen. Ha, aynen öyle o şekilde geçirelim bence de. Buyurun. Bunu satarken çok pahalıya satarsınız artık ben yaptım diye. Tabii. Şöyle. Evet, umarım geçirebilirim. Çünkü birbirinden ayrılmış tam şu olarak yanmamış. Şu şekilde olacak göstereyim ben. Evet, tamamdır. Ha, bir ters bir düz bakacak. Anladım. Evet. Kamalarımız ama olacak. Hı hı. Ama bunu geçiremeyeceğim biliyor musun? Ucunu yakmamız lazım. Evet, ucunu yakmamız lazım. İstersen yaksa. Tamam, yakayım şöyle. Ben yapayım onu. Tamamdır, buyurun vereyim. Oo, başına bakar mısınız? O vav istiyorum demiştim ya. Oradaki demirden vav geçirdi. Ters o uzantıyı göstereyim seyircime. Şöyle hızlıca. Şuradan şöyle geçirip. Şu da hazır bir ürün zaten. Üzerindeki o incileri de geçirdi demirine. Hemen hazırlamış oldu. Çok da hoş gözüküyor. Çok şık. Evet, şimdi ucunu yaktı ve geçiriyor. Artık burada bir geçmemezlik oldu ama yani inat etti bizi yine. Şuraya da boynuk satayım. Acele ettiğimiz için oldu galiba. Çünkü sona doğru yaklaştık. Kameramanım bana işaret ediyor. O yüzden bir hızlı olmamız gerekiyor. Hemencecik geçtik ve şu kıtamızı da koyuyoruz. Evet ve orayı kilitliyoruz. Evet, değil mi? Düğümlüyoruz, sabitliyoruz. Çok güzel. Sağlam bir 3 tane düğüm. Ve oradaki o düğüm çekimini kapattın hemen. Evet, kapattık. Şöyle. Ucunda bir tane daha takalım. Kıyımızda takıyoruz. Ben böyle konuk aldığımda çalışamıyorum zaten. Konuğu izlemek istiyorum. Seyircilerim o
tabii ki oradan izliyorlar. Ben de buradan izliyorum. Nedense çalışasım gelmiyor. Tamamen bakasım geliyor böyle nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini. O şekilde yapıyorum. Ve. Acaba kimseye yar etmesem mi bu tespihi? Vallahi çok güzel. Rengi çok otantik. En sevdiğim renk. Çok güzel oldu. 5 dakikada da Beşiktaş diyorum. Ama topları yapsak daha uzun süre. Değil mi? Aynen öyle toplar. Kaç dakikada yaptık? Aynen. Biraz daha sertleşecek. Bir de onu beklememiz lazım değil mi? Yani. Ama da toplarımız da çok güzel olmuş. Evet. Vallahi çok becerikli kızlarız maşallah. Çok teşekkür ediyorum size. Elinize fikrinize sağlık. Teşekkür. Çok sağ olun. İnşallah çok memnun oldum. İnşallah kesinlikle sizi aldım artık geleceğim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, şu anda devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki tesbihlerimizi yaptık. Keçe semazenlerimizi yaptık. Şu anda Celalettin Bey'in yanındayız. Ve Celalettin Bey'e bir söz vermek istiyorum. Öncelikle Celalettin Bey size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Böyle bir ortamı bize ayarladığınız için çok sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Birazcık sizi tanıyalım lütfen. Ben 1967 Konya doğumluyum. İsmim Celalettin Berberoğlu. Mevlana civarında bir keçi atölyem var. Keçi yapmaya devam ediyoruz. Babam dedem keçici. Babam daha sonra hallaçlık yaptı. Bir nevi genlerimizde var bu iş. Ve uzun zamandır bu işi severek yapmaya devam ediyoruz. Ve bu işi... Bu iştesiniz. Küçüklüğünüzden beri. Evet, hallaçlık yaptık ama çocukluğum hep keçeciler içerisinde geçti. Nakış döşerdik, teperdik, hamama giderdik onlarla. Yani yünün içinde doğduk biz. İşte bu keçi atölyesinde de yok olmaya yüz tutmuş bu sanatı yeni nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Yurt içinde, yurt dışında öğrenciler yetiştiriyoruz. Çok güzel. Evet, inşallah bu sanat devam edecek. İnşallah. Ben hayran kaldım. Gerçekten eski sanatı modernize etmişsiniz. Yani tamamen modern bir ortam. Ve yani böyle keçe deyince hani o aklımıza gelen böyle eskiye tutmuş, hani kaldırmışız ama babaannemizden hatıra diye atamadığımız ürünler değil. Tamamen yeniye, kullanılabilir halde. Evet. Ürünler. Ama şunu söyleyeyim, tabii insanlar keçeyi tanımadığı için ilk önce ayakkabı keçesi, çoban kepeneği yer yarısı aklına geliyor. Hatta keçe kalem mi diye bahsedenler falan da var. Doğru. Biz modern keçe yapıyoruz ama klasik keçe yapım tekniğiyle yapıyoruz. Evet. Yani zamanın ihtiyaçlarına göre klasik keçede ürün çeşidi çok sınırlıydı. Ama değişti, daha fonksiyonel oldu, kullanım alanları çoğaldı, ipek ve pamuklularla birleşti. İnce mikronlu ve kısa lifli yünler kullanmaya başladık. Keçe artık biraz daha sanatsal boyuta gitti ama yapım tekniğimiz yine klasik keçe yapım tekniğidir. Tabii. Kesinlikle. Dövme keçeyle yapılmış ürünler, özellikle üzerimdekinden bahsettim zaten. İpekle keçenin birleşimi bir ürün ve tamamen keçe dövülerek buraya monte edilmiş. Şöyle tersinden de hatta göstereyim. Burada tamamen bir birleşilmiş var. Gerçekten hayran kaldım sanatınıza. Bizim kendi tasarımlarımız. Efendim yeni şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Biz burada 50'ye yakın ürün yapıyoruz keçeden. Evet. Şal, şapka, çanta, yelek, derviş taşları, küçük aksesuarlar, kaligrafi çalışıyoruz. Yani 50'ye yakın ürün var burada. Keçeden el yapımı yaptığımız şeyler. Gerçekten hayran kaldım. Teşekkür ederim. Çok güzel. Şimdi keçenin özelliğini herkes biliyor. Negatif enerjiyi tamamen alıyor. Evet. Keçe pozitif enerji yüklüyor insana, bir rahatlık veriyor. Peki sizin kişiliğinize tamamen bu oturdu mu diye sormak istiyorum. Hiç daha önce soruldu mu bilmiyorum ama böyle bir zor bir soru sormak istiyorum. Herkes benim böyle sakin bir insan olduğumu söylüyor. Efendim çok fazla sinirlenmem. Yani şudur aslında, keçede şu var. Lalolin denilen bir ağrı kesici var. Doğada doğal bir ağrı kesicidir.
yünün yağından elde edilir. Evet. Wow. Hatta bizim şu içtiğimiz D vitaminleri falan da yünün yağından elde edilir. Yani biz yünün yağını tam işleyemediğimiz için bunlardan mahrum kalıyoruz ama ilaç sanayinde ve kozmetik sanayinde yünün yağı çok önemli. Tabii rahatlama veriyor. Yüne dokunmak stresi alıyor efendim. Yünün üstünde yılan akrep yürüyemez. Öyle bir özelliği var. Sıcakta giyerseniz sıcağı geçirmez. Soğukta giyerseniz soğuğu geçirmez. Termos görevi görür. Tarihte zırh olarak kullanılmış. Yençerilerin başlığı uzundur mesela. Sırtına kadar gelir onlar. Önceden zırhların içine keçi yelek giyerlermiş. Bu öldürücü darbeleri yaralayıcı bir darbeye çeviriyor. Keçi yelekler. Şifada kullanılmış. Yani muazzam bir şey keçe. İnsanlar yeniden keşfetmeye de çalışıyor. Görenler hayran oluyor. Bunun böyle yapabileceğini, bu hale gelebileceğini gerçekten hayal edemiyorlar. Ama gördükten yapılışını seyrettikten sonra bunu bir sanat olduğunu düşünüyorlar tabii. Evet, biz de ucundan birazcık verdik. Tam anlamıyla veremedik tabii ki. Dövme keçe çünkü uzun süreçli bir keçe. Siz tam karşımdayken bir söz alayım. Dövme keçeyi gösterelim bu ekranlarda. İnşallah, inşallah. Söz inşallah. Diyorum yani söz olarak kabul ediyorum bu işi. Kolay kolay çok söz vermiyorum ama inşallah diyorum. Aldık ekranda bütün benim seyircilerim şahit. Benim seyircilerim takipçidir. Ne zaman yapıyoruz, ne zaman yapıyoruz diye bana sorarlar. Bu sözü aldım, duydunuz. İnşallah dedi. İnşallah nedir? Allah'ın izniyle tamam demektir. O yüzden bu sözü kabul ettim. Burası çok güzel bir ortam. Beyefendiyi tebrik ediyorum. Tamamen o mistik ortamı ayarlamış ve hissettirmiş. Çok güzel bir ortam ve bunları sizlerin de yapabileceği dersleri veriyoruz dedi. Burada o tür dersler de var. O konuda da yardımcı olabiliyorlar. Ve keçenin özelliklerinden bahsetti. En güzel de Yeniçerlilerin neden o uzun kullanıldıklarını bize o bilgiyi verdiği için ben gerçekten çok mutlu oldum. Yararlı bir program yapmanın amacına ulaştığını hissettim. Çok teşekkür ediyorum beyefendiye. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Böyle iletmek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler var. Şu anda Mevlana haftası biliyorsunuz Hazreti Mevlana'nın Vuslat'ın 746. yıl dönümü kutluyoruz. Onun feryadı, ilahi aşk feryadı doğudan batıya bütün alemi kaplamıştır. İnşallah biz de o feryadı duyup onun kervanına girmiş olanlardan i̇nşallah, olalım. İnşallah. Eyvallah. Çok güzel. Kutlu çok olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.